doğduğumdan itibaren büyük bir Holokost gerçeğiyle büyüdüm. Sigmund Schull, Pavel Haas, Gideon Klein ve Viktor Rumman'ın koro ve piyano eserlerinin Türkiye'de ilk seslendirilişini 2015'te Zorlu'da bir konserle yaptım. Yani sanki kendini bunu yapmakta görevli hissediyordu. Kararlıydı. Bu iş gönül işi bir yerde ve de bunu başardı. Yani sanki bir güç bu tarafa doğru hepimizi itti. Bestecilerin listesini buldum ve uzun seneler bu notaların peşine düştüm. Nasıl beste yapılıyordu böyle bir psikolojide ve öldürüleceğini bilerek üstelik. I admire Renan very much for how deeply she's involved in this issue. But on the other hand, I don't remember we have ever had a Turkish musician playing in Terzin. I'm almost sure we haven't. Öyle bir kampta, o şartlarda bir bestecinin duygularını hissetmek ve de aktarmak ve de anlamaya çalışmak gerçekten çok yorucu. Çünkü çok yoğun. Yaşanan olay korkunç. Hasta olmanın yasak olduğu, hastalığın ilaçla iyileştirildiğinin cezasının ölüm olduğu bir kamp. Kampta kendi ailesinden de insanların maalesef öldürüldüğü ortaya çıktı. Düşünün, öleceksiniz, bekliyorsunuz ama siz gene devam ediyorsunuz. Hayata tutunmaya devam ediyorsunuz sonuna kadar. Bu çok saygı duyulacak bir iş.